Bahar TV ekranlarından, Bahar TV mikrofonlarından merhabalar sevgili izleyenler, değerli dostlar. Yine sizlerle birlikte canlı yayınımızda Bahar TV'nin stüdyolarından ekranlarınızın karşısındayız. Evet, bizler de evinizde konuk olduk. Tekrar merhabalar diyorum. Görmezden gelinen, göz ardı edilen bütün konuları konuştuğumuz Konuşmak Lazım programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı. Efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Barış Bey. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, bugün sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıları konuşacağız. Sağlık çalışanlarının sıkıntılarını ele alacağız. Yine bu konuda uzman olarak gördüğümüz Mehmet Ali Bey'den bu konuyla ilgili fikirlerini alacağız. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İsterseniz şöyle başlayalım. Sağlık Sen'den ilgili biraz bilgi verirseniz, yani Sağlık Sen ne zaman kurulmuştur? Evet. Kuruluş amacı nedir? Vizyon nedir? Biraz böyle başlayalım isterseniz. Faaliyet alanı neyi kapsar? Böyle başlayalım isterseniz. Öncelikle Bahar TV'ye ve çalışanlarına yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de böylesine güzel bir programa davet ettiğiniz için yine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de rica Sağlık Sen 1995 yılında kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan önderliğinde bir avuç gönül insanı diye tabir ettiği değerli büyüklerimizle beraber 1995 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı ülkemizin yeniden inşa edilmesinde başrol oynayacak bir sivil toplum örgütünün ülkemizdeki eksikliğini gidermek, yerelde tüm sağlık çalışanlarının, genelde tüm ülke insanımızın dertleriyle dertlenecek bir sivil toplum örgütü eksikliğini gidermek, evet, ve ülkemizin geleceğine dair bir takım olaylarda inisiyatif almak, taşın altına elini değil gövdesini koymak amacıyla kuruldu. Buna bir örnek verecek olursak, ülkemizde son 11 yılda demokratikleşme, normalleşme adına devrim niteliğinde birçok şey yapıldı. Evet. Buna yine bir örnek verecek olursak, yakın bir tarihte kamuda kılık kıyafet ve bizi en çok ilgilendiren türban serbestliği ile ilgili, evet, bunun ilk adımını Sağlık Sen ve Memur Sen olarak bağlı olduğumuz konfederasyon olarak Türkiye'de ilk biz attık. Siz yapmıştınız. Tabii. Bununla ilgili imza kampanyaları tabii, falan bununla vardı, ilgili tanımlarıyla. Türkiye'de bir ay içerisinde 10 milyon imza kampanyası düzenledik. Evet. Tüm teşkilatımızın ülke genelindeki gayretli çalışmalarıyla ve kamu çalışanlarının, gerek de halkımızın göstermiş olduğu teveccühle 10 milyon imza kampanyası diye yola çıktık, evet, ama bir ayda 13 milyon 700 imza fazlasıyla topladık fazlasıyla. Evet. Onun için ben buradan halkımıza, sağlık çalışanlarımıza, bu demokratikleşme ve normalleşme adına katkı sunan tüm devlet büyüklerimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Peki şimdi sağlık alanında, Sağlık Sen'in dışında yine faaliyet gösteren farklı sendikalar da var. Peki Sağlık Sen'i bu sendikalardan ayıran en önemli özellik nedir? Yani siz Sağlık Sen olarak ideolojik bir sendikacılık mı yapıyorsunuz, yoksa emek eksenli bir sendikacılık mı? Yani nedir ayıran en büyük özellik? Sağlık Sen ideolojik sendikacılık yerine hizmet sendikacılığı parolasıyla yola çıkmıştır. Ve bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimizin biri bu. Diğeri de doğruyu kim yaparsa yapsın takdir edip alkışlayan, yanlışı yapanı da kimin yaptığına bakmaksızın karşısında diklenmeden dik duran anlayıştır. Evet. Yani sizin için önemli olan bu ülkeye, bu sektöre hizmet yapılması, kimin hizmet yaptığından çok hizmetin kendisinin kesinlikle yapılmış öyle olması önemli. Ve diğer hani vizyonu ve misyonu konusuyla da ilgili kısa bir anekdot düşmek istiyorum. Tabii, hiç kimseyi ötekileştirmeden gerek sağlık çalışanları, gerekse de halkımız arasında sağcı, solcu, Kürt, Türk, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin kardeşane duygularla yaşayacağı, gerek çalışma ortamı, gerekse de yaşanılabilir ülke özlemi ile yanıp tutuşan bir sivil toplum örgütüyüz biz. Evet. Zaten tıp fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimiz de yine Hipokrat yeminini ettikleri zaman zaten hasta kim olursa olsun dil, din, ırk ayrımı yapmadan
bu noktada herkese eşit bir şekilde bakacağına dair yemin ediyorlar. Tabii herhalde siz de bu noktada bu anlayışla mı sendikacı? Tabii çalışanlarımızla ilgili zaten bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Hipokrat yemin etmiş, sağlık çalışanları zaten böyle bir ayrım yapmıyor. Benim hani değinmek istediğim ayrım, ülkede yıllardır bulanık suda balık avlama zihniyetiyle hareket eden insanlarımızı dil, din, düşünce, ırk ve mezhebine göre kutuplaşmaya ayrıştıran ve bunların çatışmasından nemalanan bir zihniyet vardı. Ya bunları sendikacılık adı altında mı yapıyoruz? Tabii bunlara biz tabiri caizse iki tane daha konfederasyon var bizim dışımızda. Biz evet. Bunların birisine sağımızdaki sendika, birine de solumuzdaki sendika diyoruz ve biz bu ülkenin merkezindeyiz. Evet, yani gerçekten yaklaşım evet. Çok enteresan geldi. Yani siz diğerlerinden ayıran en büyük özellik olarak şunu net bir şekilde ortaya koydunuz. Bizim için insanların tabii. Dilinin, hangi dilde konuştuğunun, hangi görüşe sahip olduğunun, hangi ideolojiye bağlı olduğunun bir önemi yok. Evet. Biz insanlara eşit bir şekilde bakıyoruz. Kesinlikle öyle. Düşünce anlamında herhangi bir kısıtlama, evet. Ötekileştirme yapmadan kesinlikle bu sendikaya öyle. Herkes üye olabilir. Evet, herkes üye olabilir. Öyle bakıyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Peki Gaziantep'teki şubeniz ne zaman kuruldu? Yani biraz da bundan ilgili olarak bilgi verirseniz. Yani Sağlık Sen'in Gaziantep şubesi ne zaman kuruldu? Üye sayısı nedir? Şimdi genel merkez 1995 yılında kuruldu. Tabii evet. Kurulurken de buna paralel tüm illerde şubeleri de kuruldu. Ben 2005 yılında iş yeri temsilcisi olarak evet. Başladığım Sağlık Sen'de kısa bir süre şube başkan yardımcılığı ve akabinde de 2006 Haziran ayındaki kongremizde 130 üyeyle devralmış olduğum Sağlık Sen'i bugün itibariyle üye sayısı Gaziantep'te 4000 ve tabii biz yakın zamanda kamuoyundan da takip etmişlerdir izleyicilerimiz ve meslektaşlarımız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Gaziantep Üniversitemizde ayrı bir şube kurduk ve kongresini yaptık. İki şube hakikaten toplamda. Hakikaten ben ilk defa duyuyorum öyle bir evet, çalışmayı. Çünkü üniversite hastanesi çalışanlarımızın sorunları Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışanlarımızın sorunlarından biraz daha farklılıklar gösterdiği için. Hı-hı. Bir de üniversitelerin Türkiye'de çok böyle özel bir yapısı var. Evet. Bunu aşmak, oradaki arkadaşlarımızın sorunlarını biraz daha sesli bir şekilde dile getirmek amacıyla böyle bir ihtiyaç evet. Hasıl oldu. Bundan dolayı da Türkiye'de bütün ilkleri gerçekleştiren Sağlık Sen Gaziantep şubemiz, üniversitede de şubemizi kurduk. Ya bu yalnız sadece Gaziantep'teki Sağlık Sen'in kurmuş olduğu bir tabii, Gaziantep, oluşum herhalde. Tabii Sağlık Sen genel merkezimize bağlı yine. Evet. Ama üniversite hastanesinde resmi kongresini yapan ilk şubedir. Sizsiniz. Tabii Gaziantep'teki biz bu meşaleyi yaktıktan sonra şu anda Sağlık Sen çatısı altında 6-7 tane daha üniversite şubemiz evet. Oldu. İnşallah bu diğer illerimize artacak, de ziyaret eder, büyür gider diye düşünüyoruz. Evet. Peki evet devam edelim. Yani Türkiye genelinde evet. Üye sayımız 175 bin. Kimler üye olabilir? Evet, kimler üye olabilir? Yani sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm kamu çalışanları üye olabilir. Yani bununla ilgili. Sağlık Bakanlığı değil. Tabii sosyal hizmetler. Aynı Sosyal Bakanlığı'nda bağlı çalışan. Çalışan her dileyen istediği sendikaya hani üye olabilir. Memur olması, sözleşmeli olması, taşeron olması bir yok, şey bizde devlet memuru olması devlet gerekiyor. Devlet memuru sendikasıyız. Biz devlet memuru olanlar üye olabiliyoruz. Yani taşeronlar için tabii farklı bir çalışmazlar mı peki bu yani konuda? Yani işçi sendikaları var. Tabii bununla ilgili eski genel başkanımız şu anda Şanlıurfa AK Parti milletvekili. Evet. Ve AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Kaçar'ın evet. Mecliste verdiği bir soru önergesi var. Bu da tabii taşeron işçisi olan arkadaşlarımız için önemliydi. En azından onların sorunlarının meclise taşınması, tartışılması ve konuşulması. Biz sendika olarak sağlık hizmeti sunumunun taşeron işçiler ya da sözleşmeli personel eliyle yapılmasına zaten en başından beri karşıyız. Evet. Yani ilerleyen saatlerde de dakikalarda tabii, da tabii ki konuşacağız ama gönlümüzden geçen, ümit ettiğimiz taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın da sözleşmeli personellerimiz gibi inşallah bir an önce kadroya geçmesidir. Evet. Çünkü farklı personel istihdam modelleri
bizde çalışma barışını bozuyor. Evet. Birçok aynı okulu bitirmiş, aynı işi yapan arkadaşlarımız istihdam modeli yüzüne farklı ücretlere tabi. Tabii statü farkından dolayı farklı özlük haklarına sahip. Hı hı. Bu da gerçekten çalışma barışını ciddi biraz anlamda evet, etkiliyor. Evet. Peki yani sendikaya üye olanlarla olmayanlar arasında nasıl bir fark var? Yani nasıl bir avantajı vardır sendika örgütlü yapının dışında? Evet. Şimdi bu 2009 yılındaki anayasa paketinde referandumda hayırda hayır var deyip çığırtkanlık yapıp hani yeri gelmişken söz açılmışken evet, söyleyip sağımızdaki ve solumuzdaki sendikalar biz yetmez ama evet dedik. Referandumda belki de iktidarın bağlı olduğu siyasi partinin mensupları kadar çalıştık. Referandum çünkü milletin geleceği adına önemli evet, şeyler içeriyordu. Bunun içerisine de genel merkezimizin talebiyle sendikalılara toplu sözleşme ve grev hakkı talep ettik. Evet. Tabii grev hakkını diğer iki konfederasyonun provoke etmesiyle hükümet rafa kaldırsa da son 9 yıldır toplu görüşme adı altında yapılan ve son 3 yıldır da toplu sözleşme adı altında yapılan şeyde sendikalı üyeye 3 ayda bir 45 TL toplu sözleşme aidatı ödeniyor. Yani sendika üyesi olan 3 ayda bir 45 TL daha fazla ücret alıyor. Evet. Bunun da olması gerekiyor. Çünkü ben bir sendikaya üyeyim. Siz üye değilsiniz. Ben bir emek veriyorum. İşte bir eyleme katılıyorum. Adına, bir şeylerin değişmesi adına. Şartların iyileşmesi adına. Tabii çaba sarf ediyorum. Hak verildiğinde bundan siz de faydalanıyorsunuz. Biz de faydalanıyoruz. Bunun böyle olmaması lazım. Yani evet, ilerleyen dönemlerde inşallah bu işçi sendikalarında öyle. İşçiler bugün sendikaya üye olanların yılda 3 maaş ikramiyesi vardır. Evet. Bundan dolayı da işçilerde sendikallaşma oranı %100'dür. %100'dür. Evet. Biz de bugün 3 konfederasyonun toplam üye sayısı kamuda çalışanların %57'sine tekabül çok ediyor. Düşük bir rakam aslında. İnşallah bu 45 TL'lik rakam bizde de 3 maaş ikramiye yani 3 ayda bir 45 TL tabii sembolik bir rakam. Evet. İnşallah yani 3 ayda bir maaş ikramiye pozisyonuna geldiğinde bizden de sendikalaşma oranı artacaktır diye evet, düşünüyorum. Evet. Peki nasıl örgütleniyorsunuz? Yani bir üye kriter yapınız var mı? Yani şu giremez, bu girer ya da bu olamaz, siz gelin dediğiniz böyle bir kriteriniz var mıdır? Yoksa ya şimdi, herkes, bahsettiğimiz sektörde çalışan herkes üye olabilir mi? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim ki sağlık sene üye olmak için atılan imzayı bir sıradan bir imza, sıradan bir üyelik olarak asla kabul etmiyoruz. Evet. Üyelerimizin, sağlık çalışanlarımızın bizlere tevdi etmiş olduğu bir emanet olarak kabul ediyoruz. Evet. Ve bu emanetin gereğini de yerine getirmek anlamında gecemizi gündüzümüze katarak hizmet sendikacılığı anlayışıyla ve gitmediğiniz yer sizin değildir anlayışla onlarla evet, kitlesel bir bağ kurarak örgütleniyoruz. Üyelerimizden gelen her türlü sıkıntıyı giderme, çalışmalarımızdaki başarılarımızın bir diğeri de bu. Zaten siz gerçekten layıkıyla sağlık çalışanlarına hizmet ederseniz en güzel reklam budur. Evet. Tabii sendikamızın reklama ihtiyacı yok. Bunu bilen biliyor, gören de görüyor. Bir üye diğerini getiriyor ve her şeyden önce insanların sendikamıza üye olmadan önce bize gönüllerinde yer vermesini talep ediyoruz. Evet. Yani gönüllerinde yer edinemediğiniz zaman bu üye çok böyle uzun soluklu bir üye olmuyor. Tabii gönüllülük esasına tabii bir gönüllülük esası var. Galiba anladığım kadarıyla. Yani hizmet sendikacılığının içerisini müsaade ederseniz biraz buyurun, açmak tabii, istiyorum. Tabii. Şimdi biz Sağlık Sen ve Memur Sen ailesi olarak büyük bir aileyiz diyoruz. Evet. Bugün emin olun bugünün şartlarında babanın oğla, oğlun babaya ya da kardeşin kardeşe yapmamaya başladığı bir dönemde sağlık senenin içerisinde bizlere iletilen sorunları sanki bir kardeşimizden ya da annemizden babamızdan geliyormuş gibi bu hassasiyetle ele alıyoruz. Çözüm noktasında da elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Evet. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Sene 2008 daha aile hekimliğine geçilmedi. Karşıyaka'da bir sağlık ocağında sendika çalışması yapıyoruz. 13-14 tane sağlık çalışan arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sendikayı anlatıyoruz ama tabii onlar bizi o zamanlar çok fazla tanımıyor. Evet. Biz onları tanımıyoruz.
Bu tür şeyde ciddi bir referansa ihtiyacınız var. Evet. O esnada yan kapıdan bir bayan, orada çalışan bir hemşire olduğunu iddia eden, bu hangi sendika diye böyle sert bir mizaçla sordu. Biz de gittiğimiz her yerde böyle karşılaşırız. Bazen böyle karşı sendikadan hani problem yaratan, tartışan. Memur sene bağlı sağlık sen dediğimde dedi ki ben sizi arıyordum üye olmak için. Çok iyi denk geldi, tevafuk oldu dedi. Evet. Ve orada üye olmak istediğini söylediğinde tabii ki hemşire hanımın bildiği bir şey vardı ve onu oradaki çalışanlara anlatmasını sağlamam gerekiyordu. Evet. Dedim ki hemşire hanım hani özellikle mi sağlık sen yoksa herhangi bir sendika gelse de üye mi olsam diyordunuz? Hayır, özellikle sağlık sen dedi. Nedenini sorabilir miyim dedim eğer özeldeyse. Bundan birkaç ay önce benim dedi bir hemşire arkadaşımın annesi Ankara'da hastanede yatıyordu. Evet. 3 ünite 0 negatif kan lazımdı. İşte Ankara'da kanı temin edemediler. Gaziantep'ten birilerinin gidip kan vermesi gerekiyordu. Bu da hem maddi hem manevi anlamda gerçekten bir yük. Yük. Evet. Sizin Gaziantep'teki başkanınızı aradı diyor. Yani beni kastediyor. Evet. Ben de tanımıyor. İşte Ankara'da kan ayarladı, o arkadaşlara misafirhane ayarladı falan. Çok ilgilendi. Ben anladım ki sağlık sen gerçekten iyi niyetli bir şekilde tüm sağlık çalışanlarımıza hizmet etmeyi kendine görev edinmiş. Bu insanlara destek olmak lazım tabii dedi. Tabii insani boyutu aslında. Tabii biraz hizmet daha. Sendikacılığı yönümüz bu ve benzeri çoğaltabiliriz ve o hemşire hanımızın arkasından oradaki tüm arkadaşlarımız sendikamız üye oldu. Evet. Tabii sendikacılık sadece demin aslında onu vurguladınız biraz da bu önemli. Sadece çalışanların işte 3 ayda bir bilmem kaç küsür lira para almasını sağlayan, onların sadece şartlarını düzenleyen bir yapı olmasından çok böyle bence insani yönlerinin de çok ağır basması gerekiyor. Bu anlamda da tabii farkı ortaya koyduğunuz zaman dolayısıyla sayı da kendiliğinden kesinlikle otomatikman artacaktır kesinlikle diye düşünüyorum. Peki şimdi sağlık çalışanlarının özellikle bu son zamanlarda çok ciddi anlamda böyle yoğun çalışmaları var. Çok yoğun mesailer harcıyorlar. Çalışanların karşılaştıkları yani çalışma esnasındaki sıkıntılar nelerdir? Yani mağduriyetleri nasıldır? Şimdi öncelikle şehrimizdeki sağlık çalışanlarının sorunlarına kısaca değinip sonra geneline değinmek istiyorum. Yanı başımızda Suriye'deki yaşanan olaylardan dolayı bölgemizdeki diğer iller olduğu gibi Gaziantep'e de çok ciddi anlamda Suriyeli vatandaşlarımız gelmiştir. Zaten yoğun çalışma şartları altında ezilen sağlık çalışanlarımız iş yükü bu gelen vatandaşlarımızla beraber bir %20-%30 anlamda ciddi anlamda bir artış gösterdi. Gerçekten sağlık personeli eksiğimiz had safhada. Bunu zaman zaman biz Gaziantep'imizi yöneten siyasilerimize, bakanlıktaki değerli bürokratlarımıza dile getiriyoruz. Onun için buradan da sizlerin yani aracılığıyla sağlık sektöründe istihdam noktasında bir eksiklik görüyor musunuz? Yani onu mu anlayalım? Yani atıyorum doktor eksikliği, tabii, hemşire eksikliği. Hem hekim hem personel açığımız zaten vardı. Var. Ve bu iş yükünün artmasıyla beraber ciddi anlamda yani artış. Tabii şimdi Karkamış'ta, İslahiye'de, Nizip'te, Oğuzeli'nde bizim sahra hastanelerimiz var. Evet. Bu hastanelere dışarıdan personel gelmedi. Bunları da bizim buradaki mevcut hastanelerimizde görev yapan hekim ve hekim dışı sağlık personel arkadaşlarımızın takviyesiyle oralar dönüyor. İnsanlar buradan nöbetten çıkıyor. Bir gün dinleniyor, ertesi gün oraya gidiyor. Evet. Ya da rotasyon şeklinde geçici görevle. Onun için ciddi anlamda hekim ve hekim dışı sağlık personeli ihtiyacımız had safhada. Yani ilk etapta bu bölgede, bu bahsettiğim işte Suriye sınırına yakın bölgelerde, Şanlıurfa, kesinlikle, Gaziantep, kesinlikle, Kilis, Mardin, bu bölgelerimizde, bu kentlerimizde herhalde aynı sıkıntı vardır muhtemelen, değil mi? Tabii. Diğer illerimizde de bu mevcut. Orada da var. Evet. Biraz önce de değindiğimiz gibi farklı istihdam modelleri sağlıkta çalışanların morali, motivasyonunu etkileyen, verimliliğini etkileyen diğer nedenlerden bir tanesi. Ama en önemlilerinden bir tanesi şiddet. Evet. Çalışma şartlarının zorluğu. Hı hı. Bir de anlam veremediğimiz 184 SABİM diye bir şikayet hattı var. Sağlık çalışanlarının şikayet edildiği. Hani oraya ciddi anlamda giden şikayetler değil ama bizi yersiz ve gereksiz şikayetler
Gerçekten gerek yöneticilerimizi gerek sağlık çalışanlarımızı son derecede rahatsız ediyor. Evet. Bunun yanında kendi yöneticilerimizden görmüş olduğumuz mobbing de işin cabası. Psikolojik baskı var. Tabii psikolojik var bir baskı. Şimdi son 11 yılda sağlıkta dönüşümün kalitesini artırmak, vatandaşa daha iyi sağlık hizmeti sunmak için eldeki imkanlarla ancak bu kadar verilir. Daha fazlasını alabilmek için ya da kendi açığını, kendi eksiğini kapatmak için hekime ve sağlık çalışanına aşırı derecede yüklenen, bu yüklenmeyi yaparken de kötü uslup ve tavır kullanan bazı idarecilerimiz var. Ona da inşallah zaman kalırsa konuşacağız. Değinelim. Gibi sorunlar olarak sıralayabiliriz. Peki mağduriyetli var mıdır? Yani bu çalışanlarımızın mağdur oldukları böyle belli başlı konular ve sizin tespit ettiğiniz konular var mıdır? Yani ne bileyim, demin bahsettiğiniz bir işte dönüşümlü olarak sahra hastanene gidiyorlar. Bu bir mağduriyet midir mesela? Tabii ki mağduriyettir. Yani insanlar burada evini, çocuğunun okulunu, kreşini buradaki çalışma şartlarına göre ayarlamış. Siz onu 3 ay Karkamış'a verdiğiniz zaman Karkamış'ta kalacak yer problemi evet. Az safhada. Gidiş geliş yapması gerekiyor. Gidiş geliş yapsa olmuyor, kalsa olmuyor. Çocuklar zaten sağlık çalışanının çocukları tabiri caizse karga yavrusu gibi sahipsiz. Yani anne nöbette, baba nöbette çocuklar ya kreşte ya anaokulunda ya da bakıcıda büyüyor. Evet. Gerek idarecilerimizin gerek vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarını bir de böyle değerlendirmelerini bakmalarını evet. istiyoruz biz. Peki yani çözüm olarak ne olabilir? Bu sahra hastanesi önemli bir konu. Yani bunu göz ardı etmemek lazım diye şimdi düşünüyorum. Şimdi ivedilikle Gaziantep'e zaten buradaki idarecilerimizin ve bizler aracılığıyla iletmiş olduğumuz hekim ve personel açığının ivedilikle giderilmesi. Bir defa sayartması lazım. İkincisi en evet. azından hani bu atamalar yapılana kadar diğer illerden yani bu bölgedeki illerin dışındaki illerden veriyorlarsa geçici görevle buralara eleman takviyesi yani yapılması. Nispeten daha rahat tabii bölgeler. Ki. Mesela tabii işte daha rahat Kayseri'den bölgelerden. Gelebilir adam. Ya zaten Gaziantep yani normalde şimdi Suriye'deki olaylar yokken dahi bölgedeki tüm il ve ilçelere hitap eden bir yani il. Türkiye'de en çok göç alan şehir. Evet. %34 ile gerçekten kesinlikle çok ciddi öyle. Bir rakam. Evet kesinlikle öyle. Onun için sağlık çalışanları psikolojik anlamda bitmiş durumdalar. Yani tükenmiş durumdalar. Evet. Bununla ilgili yapmış olduğumuz anketler de var. Tükenmişlik oranı bir polisinki kader bir askerinkine eşit şu anda. Çok ciddi bir ama aslında. Bir de üzülerek ifade ediyorum ki bir tabii ki polisimiz askerimiz yıpranma payı almalı. Onların aldığı evet. yıpranma evet. payında kesinlikle gözümüz yok. Hani bir olay oluyor, kaza oluyor. Kaza yerine ilk giden işte sağlık çalışanı 112 asker, polis ve itfaiye evet. geliyor. Bunların içerisinde yıpranma payı almayan tek meslek grubuyuz biz. Evet. Onun için buradan defalarca dile getirdik. Buradan da bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Askerlerde, polislerde, itfaiyecilerde olduğu gibi sağlık çalışanlarına da kesinlikle yıpranma payı istiyoruz. Bu hepsi için mi geçer? Yani bildiğim kadarıyla mesela radyoloji teknikerleri herhalde... Yok, yıpranma payı hiçbirisinde yok. Onlar şu aya özel... radyasyona maruz kaldıkları için izinleri var. Şu ay izni dediğimiz. Yıpranma payı hiçbir meslek grubunda yok sağlık evet. çalışanlarına. Evet. Peki sağlık senin, yani şimdi bu konuştuklarımız sağlık çalışanların aslında sıkıntıları. Sağlık sen olarak sizlerin sektörde gördüğünüz, sağlık sektöründe gördüğünüz sıkıntılar, eksikler var mıdır? Ya da varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Alternatif bir çözüm var mıdır? Şimdi biz öncelikle bakanlık bürokratlarından hasta haklarına ve hasta memnuniyetine gösterilen özenin sağlık personelinin memnuniyetine de gösterilmesini ve sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu yerlerde personel takviyesini talep ediyor. Sağlık çalışanlarının gasp edilen ve çözüm önerileri bekleyen acil sorunlarından birisi de bu hasta hakları birimine yerine hasta iletişim merkezleri biriminin kurulması. Ne fark var yani ikisi arasında? Ya şimdi hasta hakları dediğiniz zaman sanki şiddet bir hasta hakkı gibi algılanıyor. Hı hı.
Yani hastanın gerçekten bir sıkıntısı, sorunu varsa bir iletişim merkezi bu illerde kurularak bu illerde çözülebilir. Yani buradaki bir vatandaşın işte bir hafta sonra randevusu verilmiş ama bugün kendini biraz kötü hissetmiş. Ta Sağlık Bakanlığı'nı arayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan yazışmalarla buraya gelmesinden ziyade burada bir iletişim merkezi ya da bir masa oluşturularak daha burada, hızlı, tabii daha hızlı yani, ve kısa vadede yani vatandaşlar tarafından da sağlık çalışanları tarafından da SABİM 184'deki algı çok yanlış. Yani sanki tepede birisi bekliyor, ben seni şikayet ederim bak o da senin işte kafana sopayı indirir gibi. Bu çok ciddi anlamda bir psikolojik baskı oluşturuyor bizim üzerimizde. Yani biz de şunu diyoruz yani o zaman bizlerin de hastaları şikayet edeceği yani bize uygunsuz davranan sözlü ya da fiziki şiddet uygulayan hastaları şikayet edebileceğimiz bir birim olması lazım. Hani diyeceksiniz ki evet 155 polis var arayın, bırakın 155 polisi aramayı. Hastanenin içerisindeki hastane polisinin ben biliyorum işi değil tabii oradaki kavgaya karışmak. O adli vakalar için orayı bekliyor ama o dahi görmezden geliyor. Yani doktor dayak yiyor, bıçak yiyor, işte hemşireye şiddet uygulanıyor. Her şey bitsin diyor, şikayetçiyseniz gelin yanıma. Yani bizler nereye gideceğiz? Onunla da ilgili bir birim kurmasını talep ediyoruz. Evet aslında bu çok ciddi bir konu. Yani sonuçta tabii siz de bu noktada eksiklerini söylüyorsunuz. Hı. Gerçekten bir de böyle bakmak lazım. Hastaların kendini bir anlamda o SABİM üzerinden ifade etme şansı var ama sizler de böyle biz, şimdi bizlerin yani sendikaların buradaki tabii önemi devreye giriyor. İnsanların burada gidip idarecilerine ya işte filan hasta bana şiddet uyguladı diye çocukça bir tavırla şikayet etme şansı yok. Çünkü uygun, bir başka hasta düşmez. Hizmet bekliyor. Şimdi sağlık çalışanlarına bir de şu açıdan bakmak lazım. Geçenlerde acil serviste bıçaklanarak gelen bir hastanın yakınından dayak yiyen bir cerrah arkadaşımız o hastanın ameliyatını gerçekleştirdi ve hayatını kurtardı. Yani bugün size şiddet uygulayan biriyle oturup program yapmanız gibi bir şey. Mümkün mü sizce bu? Mümkün değil. Yani sağlık çalışanlarının bir insan olduğunu, sağlık çalışanlarının bir ailesi olduğunu, bir çocuğu olduğunu, onların da iyi ya da kötü günleri olabileceğini vatandaşımızın unutmaması gerekiyor. Hiçbir sağlık çalışanı bugün bir hasta gelse de kavga etsek diye orada beklemiyor. Ya da hiçbir vatandaşımız bugün gideyim de hastanede bir hekim döveyim, hemşire döveyim diye hastaneye gitmiyor. Orada bu olayların yaşanmasına neden olan şeylere dikkat çekmek istiyorum. Tabii bunlar spontan gelişen şeyler. Nedir? Özellikle tabii siz basın mensuplarına ciddi görevler düşüyor. Yani ben basın mensuplarının bu işi biraz daha böyle özendirdiğini düşünüyorum. Bazı art niyetli basın mensuplarının hani ileride de konuşacağız ama yasal anlamda çok caydırıcı cezaları yok bunun. Allah'tan son 1-2 yıldır işte sağlık çalışanına sözlü ya da fiziki şiddet uygulayanlara ciddi anlamda hapis cezası, ciddi anlamda para cezaları verilmekte. Tabii bunlar bu işi bitirir mi? Bence bitirmez. Eğitim şart diyorum. Yani vatandaşa televizyonlarımızın, basın kuruluşlarımızın biraz daha böyle böyle küçük kamu spotları hazırlayıp sağlık çalışanlarının da bir insan olduğunu, onların da birer aileleri olduğunu, onların kendilerinin içinden yetişen birer insan olduğunu kamu spotuyla anlatmak lazım. Diyelim kısa bir reklam arası vereceğiz yine. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Tekrar burada olacağız. Çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü,
Sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza geçiriyoruz. Bağıroğlu Alüminyum Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Bağıroğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, görmezden gelinen ve göz ardı edilen konularla konuşmak lazım programında önemli konular konuşmaya devam ediyoruz. Yanımızda Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı var. Önemli bir yerde kaldık, hemen devam edelim isterseniz. Özel hastanelerle devam edelim. Gaziantep'te özellikle son zamanlarda, son yıllarda ve Türkiye genelinde özel hastaneler yaygınlaşıyor. Hemen hemen evet. Her kentimizde, her ilimizde özel hastaneler açılıyor. Bu nedir? Yani iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Nasıl görüyorsunuz özel hastanelerin yaygınlaşmasını? Neler düşünüyorsunuz? Ya bu bir arz talep meselesidir diye düşünüyorum. Hiç kimse işte bir özel hastane açayım da zarar edeyim ya da iflas edeyim diye bir özel hastane açmaz. Talebin fazlalaştığı kanaatindeyim. Talebin fazlalaştığı yerde de tabii ki bu tür kurum ve kuruluşlar son hızıyla çoğalıyor. Gaziantep'te de gerçekten çok fazla sayıda var. Bunun fazlalığı da tabii ki dolayısıyla rekabeti artırıyor. Rekabetin arttığı yerde de hizmet kalitesinin artacağını düşünüyorum. Gerçekten Gaziantep sağlık hizmeti sunumunda Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir il. Her türlü sıkıntıya, personel eksikliğine rağmen bir anlamda düşünüyorum yani özel hastaneleri. Bir boşluk var mıdır peki? Yani böyle boşluk hissediyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Devlet hastanesinde çalışan nitelikli bir doktor, bir uzman doktor. Evet. İşte özel hastane açıldığı zaman işte daha yüksek ücrete oraya gidebiliyor gibi. Ya hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı eğitim ortalama alıyor. Ortalama evet. Yani iyi hekim, kötü hekim anlayışına ben karşıyım. Hekimlerimizin hepsi birbirinden değerlidir. Hepsi birbirinden kalifiye insanlardır. O onların tercih meselesi. Yani özel hastanede çalışmak isteyen özel hastaneye gider. Devlette kalmak isteyen devlete. Bu vatandaşımız için de geçerli. Yani özel hastanede hizmet almak isteyen cüzi bir fark ödeyerek özel hastaneden de hizmetini satın alabilir. Devlet hastanelerinden de. Tabii olaya şu pencereden bakacak olursanız eskiden her ilde bir ya da iki tane devlet hastanesi oluyordu. Evet. Ve bu devlet hastaneleri birbiriyle yarışıyordu. Şu anda devlet hastaneleri tek kişilik hasta odası, televizyonu, kliması, buzdolabı, banyosu, tuvaleti içerisinde olan otelcilik hizmetini de
gerçekten son derece iyi anlamda veren özel hastanelerle yarışıyor. Özel hastanelerle yarışamayıp yarıştan koptuğunuz zaman ayakta kalmanız imkansız. Evet. Yani bir kere son 11 yıllık Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmayla koğuş sistemindeki hasta odaları tarihin tozu yapraklar gerçekten arasına evet gömüldü gitti. Görüntü çok tabii yani, rezil yani deyim yerindeyse. Baktığınız zaman dün özel hastanelere gerçekten Gaziantep'in ya da çevre illerin zengin insanları gidebiliyordu. Bu hizmetlerden belli bir tek onlar faydalanabiliyordu. Evet. Eğitim ve sağlık sosyal devletin yerine getirmesi gereken önemli haklardan bir tanesidir. Yani bu hizmeti sunarken zengin fakir ayrımı yapmamak lazım. Evet, evet. Yapılmadığı kanaatindeyim şu anda da. Zengin vatandaşımız da fakir vatandaşımız da aynı hizmeti alabiliyor. Aynı hizmeti istediği yerden, istediği hastaneden, istediği hekimden alıyor. Bu da ülkemizin ne kadar geliştiği ve değiştiğinin bir göstergesidir. Peki şimdi yurt genelinde ve kentte Gaziantep genelde özel hastanede bir artış var dedik. Bu gözle görülen bir şey. Bu da şu demek. Yani demek ki vatandaşlarımız, Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız özel hastanelere biraz daha fazla rağbet gösteriyorlar. O zaman şu çıkmıyor mu? Yani demek ki devlet hastanelerine olan güven biraz azalıyor. Bu noktada devlet hastanelerinin yeterli buluyor musunuz peki siz? Yani şimdi şöyle, devlet hastanelerinin personel eksikliği ve fiziki şartlarından kaynaklanan ufak tefek eksiklerinin haricinde yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki özel hastaneleri talep eden vatandaşla devlet hastaneleri talep eden vatandaş portföyü arasında da biraz fark var. Eskiden SSK'lıyken SSK hastanesine giden arkadaşlarım, vatandaşlarımızın birçoğu SSK hastanesi bakanlığa devredilmiş, devlet hastanesi olmuş. O alışkanlığından vazgeçemediğini hala o hastaneye gittiğini gözlemliyoruz biz kendimiz. Biraz daha yoğun olmasından kaynaklanan. Yoğunluk tabii, bir faktör. Yani tabii devlet hastaneleri yoğun. Ondan dolayı hani devlet hastanesi yoğun da özelde yarım saat sıra bekler. Bizde de bir saat sıra bekler. Çok çok en fazla. Yani sizin kişisel görüşünüz peki? Yani siz Türkiye'deki devlet hastanelerini yani son zamanlar tabii biraz daha gelişti. Hem cihaz yönünden hem nitelikli eleman, kalifiye eleman yönünden ama normal şartlarda baktığımız zaman siz yeterli görüyor musunuz? Şimdi bu 20-30 yıl öncesinden bugünlerin planlanamamasına bağlıyorum ben bunu. Yani 20-30 yıl önce bu ülkeyi yöneten insanlar ülkenin bugünlerini, nüfus artışını görememişler. Tabii ki bundan 10 yıl önce hiçbir hastanemizde MR ve tomografi yokken yok. MR ve tomografiye 6 ay sonraya gün verilirken geçen yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Bir vatandaşımıza pazar gününe randevu vermişler. Günlerden de cuma. Ya bunlar işte benimle dalga mı geçiyorlar? Pazar günü MR mı olur? Tomografi mi olur diyor. Evet. Hatta geçen bir polis memuru arkadaşımız beni aradı. Gündüz muayene olmuş. Aynı günün gece 2.30'a randevu vermişler tomografi için. He diyor, gece 2.30'da hastane açık olur mu? Bunu kırmaları lazım. Evet, artık hastaneler 24 saat. Eskiden de öyleydi ama tabii tomografi cihazı olmadığı için hastanelerde tomografi ya da MR çekilmiyordu. Şimdi hemen hemen tüm hastanelerimizde MR, tomografi cihazı ve özel sektörde olan birçok hizmet 24 saat kesintisiz bir şekilde veriliyor. Yeter ki vatandaşımız, sağlık çalışanlarımızın, hastanelerimizin ve oradaki cihazlarımızın kıymetini bilsinler. Son zamanlarda özellikle Sayın Başbakan da çok ciddi anlamda artık bunu konuşmaya başladı. Hatta temeller de atıldı. Bölge hastaneleri yapılıyor işte. Bir tanesi yine Gaziantep'e yapılacak. Kesinlikle öyle. Bu nasıl bir boşluğu doldurur? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi 16 ilde başlatılan evet, 16 bir proje. Bunlardan olarak bir tanesi Gaziantep. Evet, evet. Kampüs hastane. Gerçekten ben onun hani maketini de gördüm bakanlıkta. Evet. Devasa binaların hasta ve hasta yakınlarının çıkıp oturabileceği böyle bahçeleri, yeşil alanı, kafeteryası, kantini olan ve 6 tane farklı branşlarda, dallarda aynı hastanenin yan yana hizmet verdiği. Tabii ki bu vatandaşımızın işini son derece kolaylaştıracak. Yani fizik tedaviye giden bir hastayı beyin cerrahiye sevk ettiklerinde bir ucundan diğer ucuna gitmeyecek. Bu binadan yan binaya diğer geçecek. Tabii. Bu Gaziantep'teki
sağlık sistemindeki sorunların, sıkıntıların birçoğunu çözeceğini, önümüzdeki 20 yıl Gaziantep'i rahatlatacağını düşünüyorum. Yani uzun vadede kalıcı anlamda bir çözüm oluşturacaktır diye. Kesinlikle. Olumlu bakıyorsunuz. Evet. Peki tekrar şeye gelelim. Yani sağlık çalışanlarının uğradığı işte bu şiddet dedik. Şimdi sadece hasta yakınlarından değil tabii ki. Demin de siz bahsettiniz biraz önce. Hastanede yine amirleri tarafından yine mobbing sistemiyle yani psikolojik baskı yöntemiyle çeşitli durumlara maruz kalıyorlar. Bununla ilgili biraz daha toparlar mısınız? Yani nedir? Nasıl olmalı? Şimdi, yani buna yasal bir dayanak, yasal bir alternatif geliştirebilir mi? Yani bir kanun mu çıkartılmalı, bir yasa mı çıkartılmalı? Ne olmalı? Yani biraz önce de ifade ettim. Tabii ki yasa çıkartılması, hukuki anlamda bir şeyler yapılması önemli ama biz sendik olarak daha çok bu işin eğitimle çözülebileceği kanaatindeyiz. Tabii ki eğitimle de ısrarla sağlık çalışanlarına sözlü ya da fiziki şiddet uygulayanlara ağır hapis cezaları verilmeli. Kesinlikle bunun altını çiziyorum ama ülkemizde gerçekten son 10 yılda sağlıkta yapılan devrim niteliğindeki reformlara ayak uyduramayan bir vatandaşımız toplum var. Toplum sanki biraz ben de fikirdeyim. Yani sağlık çalışanları tabii ki yalnız hasta ve hasta yakınlarından şiddet görmüyor. Evet. Özellikle Gaziantep'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın oradaki bazı idarecilerimizin sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kaldığını sendik olarak gözlemliyoruz. Zaman zaman yapmış olduğumuz toplantılarda ya da onların bize mail, fax, telefon, telsiz, mesajla iletmiş olduğu sıkıntılarda ve emin olun bununla ilgili geçen perşembe günü sosyal medyada kısa bir not paylaştım. 112 acil sağlık hizmetlerinde ya da sağlık müdürlüğünde neler oluyor diye. Bu paylaşımımı beğenen orada çalışan sağlık personellerinin sürgün edildiği. Evet, çok enteresan. Sürgüne maruz kaldığına çok da enteresan. Şahitlik ettim. Buradan Gaziantep valimiz ve Gaziantep'i yöneten siyasilerimize özellikle rica ediyorum. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nde neler oluyor? Gaziantep 112'de çalışan sağlık çalışanlarımızın sorunları nelerdir? Bir de kendileri dinlesinler. Bir de kendiler sorgulasın. Kapalı oylama ya da anket şeklinde kapalı birebir özel olarak görüştüklerinde eğer bir elin 10 parmağını geçerse mevcut İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerdeki idarecilerden memnuniyetten Gaziantep'i terk edeceğim. Yani siz şöyle toparlayayım biraz. Sendik olarak 112 acil serviste çalışanların durumuyla ilgili bir durum paylaştınız. Bunu beğenen sosyal ya da yorum yapanların isim de verebilirim. Yerleri değişti, sürgüne gönderildi, tehdit edildi, sözlü ve fiziki hatta şahsıma dahi tehditler ve hakaretler geldi. Bunu utanarak söylüyorum buradan. Kargadan korkan bizde mısır ekmez derler. Evet. Yani biz böyle hani kendini bilmez birkaç tane İdareciden korkacak olsaydık sendikacılığa hiç soyunmazdık. Giderdik memur olur, kaderimize boyun eğer otururduk oturduğumuz yerde. Bunlara doğrudan şu mesajı vermek istiyorum. Bizim hiçbir makamla, mevkiyle ya da şahıslarla işimiz yok. Bizim işimiz sistemle. Sağlık çalışanlarımız ve 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan arkadaşlarımız gerçekten canla başla özveriyle görev yapıyorlar. Şimdi oradaki İl müdürümüzün ve bazı idarecilerimizin bazı açıklamaları var. İşte bundan önce sağlık çalışanları çok lakayit ortamlarda çalışmışlar da bunları güya disiplinize ediyorlarmış. Bir kere bu kendilerinden önceki il sağlık müdürlerimize orada şube müdürlüğü yapmış. Müdür yardımcısı. Bu bir hakarettir gerçekten, haksızlıktan ziyade. Ve il müdürümüzden önce özellikle 112 Türkiye'de ve bölgesinde lider konumda olan bir 112 idi. Evet. Bunları tabii dile getirdiğinizde siz istenmeyen kötü adam ilan ediliyorsunuz. Hiç önemli değil. Ama şunu şuradan ifade etmek istiyorum ki o makamlardan, o koltuklardan emekli olana ben şahit olmadım. 17 yıllık devlet memuruyum.
Bizim bu koltukta emanetçi olduğumuz gibi onlar da o koltukta tabii emanetçi. Kesin ya, kesin öyledir. Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi önemli olan giderken arkanızda hoş bir seda bırakmak. Kesinlikle. Hoş bir seda bırakabilmek amacıyla o koltukları işgal eden yöneticiler tarafından yönetilen bir Gaziantep sağlık sektörü istiyoruz biz. Evet. Burada özellikle Gaziantep valimize ve Gaziantep'imizin bakanı Fatma Şahin'e ve tüm milletvekillerine son derece fazla görevler düşüyor. Önümüzde yerel seçimler var ve bu yerel seçimlerde kendilerine zulmeden idareciler yüzüne AK Parti'ye oy vermeyeceğini iddia eden sağlık çalışanlarımız var. Hayır. Yani peki, bu sıkıntı olur. Seçim kaybeder anlamında demiyorum. Evet, anladım. Ama şimdi bir de olaya şöyle bakın. İnsanlar yani bu konu tabii ki bizim hani bam telimiz böyle. Evet, hani evet. Basınca böyle zıpladığımız tabiri caizse mevcut siyasi iradeye oy veren, gönül veren insanların kelimeleriyle ifade ediyorum. Evet. Davul bizim boynumuzda, tokmak başkasının elinde. Yani bunu istemiyoruz. Davul madem bizdeyse tokmağı da bize verin. Yoksa bu davulu da alın, götürün onların boynuna takın. Peki şimdi laf lafa açtı, aklıma geldi bir an. Kamuoyu önünde sizin daha önce yine sağlık müdürlüğü ile ilgili böyle birkaç herhalde açıklamanız oldu. Evet. Karşılıklı bir gerginlik yaşadınız. Nedir peki bu? Yani kişisel bir şey midir yoksa Yok. Kurumsal bir şey midir? Bu anlamda nasıl bir sıkıntı var? Yani çünkü günlerdir daha önceden de yine bu konuşuldu. Sizinle evet. yine sağlık müdürlüğü arasında bir gerginlik vardı. Şimdi buna öncelikle şöyle değineyim. Sağlık müdürümüzle benim kişisel hiçbir problemim, husumetim Değil. Yok. Evet. Olamaz da onun da benimle yok. Biz birbirimizi tanımayız ama Sayın İl Sağlık Müdürümüzün Gaziantep Üniversitesi'nde patoloji anabilim dalında profesörlük yaparken sağlık sektörünün dışından biri olarak atanmasından kaynaklanan ve sağlık müdürümüze gelirken bizim sağlık sektörü ve sendikamızla ilgili verilen yanlış bilgilendirmeden dolayı bir ön yargısı var. Ama biz buna şöyle yaklaşıyoruz. Hiçbir insan kendi gölgesiyle kavga etmemeli. Yani sendikayla bugün Gaziantep'in ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluş örgütüyüz biz. Evet. Sendikayla sivil toplum örgütüyle kavga etmek insanın kendi gölgesiyle kavga etmeye benzer. Ben daha gölgesiyle kavga edip de kazananı görmedim. Evet. Onun için Sayın Müdürümüz biraz akademisyenliğin vermiş olduğu havayla sağlık çalışanlarına, sivil toplum örgütüne hatta iddia ediyorum siyasete bile tepeden bakıyor. Evet. Bu İletişim kopukluğundan kaynaklanan, yoksa ben hani müdür bey kötü bir insan, bu işi yapamıyor, tabii, beceremiyor tabii, anlamında asla demiyorum. Ki, zaten burada biz kişilerin kişiliklerine, kendinin, karakterlerine tabii, asla yanlış, bir şey. Yanlış bilgilendirildiğinden. Evet. Mesela tabii biz sadece o gerginliğin ne olduğunu sorma babında sormuştum. Hemen şöyle yapalım. Peki yani yine sağlık çalışanlarından sorular gelmişti bize. Ben onu sorayım isterseniz. Özellikle sorun diye sizin vasıtanızla da bunu açıklayalım. Dönem sermaye konusunda çalışanlar arasında bir eşitsizlik olduğunu ifade etmişler. Özellikle üniversite hastanelerinde 4B statüsüyle çalışan sağlık emekçilerinin dönem sermayeden neden faydalanmadığını soruyorlar. Ve bu konuyla ilgili sağlık sanal olarak sizin bir çalışmanız var mı? Şimdi sağlık çalışanlarımızın böyle çok hararetli, ateşli bir konudan rol empiye inince evet, biraz ben aslında en temel sorunlarından bir tanesi de performans sistemine dayalı adaletsiz döner sermaye dağılımıdır. Sağlık çalışanlarının iş yükünün yapmış olduğumuz araştırmalar ve anketler sonucunda ciddi anlamda arttığı ama gelirlerinin aynı anlamda artmadığının da farkındayız. Evet, evet. Performans sistemine göre döner sermaye dağılımı ve döner sermayenin emekliliğe yansıtılmaması da bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık sen olarak döner sermayelerin emekliye yansıması ve sağlık çalışanlarına da diğer meslek gruplarındaki gibi yıpranma payı verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite hastanesinde çalışan 4B'li arkadaşlarımız döner sermaye almıyor değil, alıyorlar. Biz de şimdi geçmişte hükümetin başlatmış olduğu eşit işe eşit ücret adı altında evet. bir uygulama vardı. Bizde döner sermaye var diye
bize denge tazminatı verilmiyordu. Öyle diğer mi? Kurumlardakilere anladım, denge evet. tazminatı veriliyordu. Evet, şimdi denge tazminatı artık bize de veriliyor. Denge tazminatının üzeri döner sermaye olarak ödeniyor. Evet. Üniversitede çalışan arkadaşlarımızın döner sermayeleri denge tazminatının altında olduğu için bir mağduriyete yol açmamak adına denge tazminatı veriliyor. Yani siz bugün sendik olarak çıkıp bunlara arkadaşlarımıza döner verirsin dediğiniz anlamda zararları olacak maddi anlamda. Peki yine sağlık çalışanlarından gelen çok güzel bir soru daha var. Onu da hemen sormak istiyorum. Diyorlar ki tıp fakültesinde çalışan işte öğretim üyeleri var ve bu öğretim üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları, yakınları fakültedeki özel odalardan ücretsiz faydalanıyor. Evet, ücret vermeden ücretsiz bir şekilde faydalanıyorlar. Ama bizler emekçi olarak bu hizmetlerden faydalanamıyoruz. Bu konuyla ilgili bir düzenleme olabilir mi diye size soruyorlar. Şimdi tabii bizim yetki aldığımız ilk günden itibaren üniversite şubesinde dile getirdiğimiz bu ve benzeri birçok gerçekten akla ziyan uygulamalar vardı üniversite hastanesinde. Ben buradan Sayın Rektörümüz Yavuz Coşkun Bey'e, başhekimimiz Profesör Doktor Levent Elbeyli'ye gerçekten oradaki çalışanlarımızın sorunlarıyla ilgili iletmiş olduğumuz birçok sorunlara duyarlı davranarak birlikte çözüm önerileri getirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Biraz önceki bahsettiğiniz sorunun yanında geçmişte şu anda hani sevk kağıdı diye bir şey yok ama farklı renklerde sevk kağıtları, çalışan asansörü, akademisyen asansörü, akademisyenlerin yemekhanesi, çalışanların yemekhanesi gibi böyle bir ayrışma vardı. Bunlar tabii ki bizim gündemimizde birçok defa dile getirdik. Bunların hani bazılarını açtık ama şu anda evet gerçekten bize de şiddetle yansıyan sorulardan bir tanesi. Oradaki akademisyen arkadaşlarımızın hastası ya da kendilerinin birinci derecede yakınları özel odalardan ücretsiz faydalanıyor. Diğer sağlık çalışanlarımız bundan faydalanamıyor. Buradan bir kez daha sizlerin aracılığıyla Sayın Rektörümüz Yavuz Coşkun Bey'e ve Sayın Başhekimimiz aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanımız Levent Elbeyli'ye bir seslenelim. Biz kesinlikle akademisyenlerimiz buradan ücretsiz faydalanmasın demiyoruz. Buradan böyle bir anlam çıkmasın. Ama burada bir çifte standart olmasın. Kesinlikle tüm personelimize hükümetimizin yaptığı gibi eşit mesafede yaklaşarak hepsini aynı anda kucaklamasını söylüyorum. Şaka enteresan. Ben de çok şahit oldum üniversitede. Dediğiniz gibi işte çalışan asansörü, işte öğretim üyesi asansörü, işte bilmem ne yemekhanesi. Ya bu uygulama nasıl ortadan kalkar? Çok hoş bir uygulama değil bence de. Hocam bu bir zihniyet meselesidir. Bu mevcut rektörümüzle ve başhekimimizle gelen bir uygulama değil. Daha öncesinden vardı. Tabii ki daha önceden devam eden. De işte bu, yani şu anda bunların birçoğu bitti. Sanıyorum hani bu odayla ilgili de senato kararı falan gerekiyor. Yani tek başına karar verme oradaki idarecilerimizin senato. tabii. Anladım. Senato kararı. Çünkü bu konuda gerçekten hani şu anda Gaziantep Üniversitesi'nde sorunlarımıza böyle duyarlı yaklaşacak idarecilerimiz mevcut. Evet. Bundan dolayı da ben hani bu soruyu ilettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım sesimiz Sayın Yavuz Hocama ve Levent Hocama ulaşır. Oradaki üniversite şubemizin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de bunun takipçisi olur diyorum. Olurlar. Ve bu sorun inşallah bir an önce çözülür diye ümit ediyorum. Sadece tıp fakültesinde değil, yani Türkiye'mizin, ülkemizin, yurdumuzun hangi köşesinde, hangi ilçesinde, hangi kırsal köyünde olursa olsun çifte standartın olduğu her yer ortadan kaldırılmalı. Kesinlikle ülkede öyle. Yeni Türkiye iddiası varsa ki var, biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yeni Türkiye'de artık eski uygulamaların kalkmasında net bir şekilde söyleyebiliriz. İnşallah. Hemen yine bir soru geldi, onu da şey yapayım ben size. Ebe hemşireler ve sağlık memurları için diyorlar neden bir oda yok, neden bir farklı bir uygulama yok? Yasal bir engel mi var? Sağlık Sen bununla ilgili çalışma yapıyor mu? Şimdi ebe hemşire ve sağlık memurlarımızla ilgili meslek örgütleri var. Hı-hı. Yani sendikaların dışında Ebeler Derneği, Hemşireler Derneği ama oda şeklinde yani işte bir sanayi odası gibi
şoförler yani odası gibi. Şimdi, öyle bir daha geniş kapsamlı. Bunun önünde yasal herhangi bir engel yok. Ama tabii ki bunun bu tarz odalar, dernekler ve vakıfların dönebilmesi için belli bir aidat ödenmesi gerekiyor. Bununla evet. ilgili hani maddi sıkıntılar yaşadıkları için çok fazla böyle uzun süreli biraz ayakta tabii ayakta kalamıyorlar. Ben size şöyle bir örnek vereyim. İsviçre'de yanılmıyorsam 4 milyon çalışan var. 4 milyon çalışan var. Evet. 16 milyon üye var. Demek ki bir kişi aynı anda en az 4 farklı aynen 4 farklı sendikaya derneğe üye olmuş. Yani bizde mesela burada ancak sendikada bilene bir sendikaya üye olabiliyor. İkinci bir sendikaya üye olamıyor. Evet. Evet. Peki hemen son olarak programı kapatacağım. Birkaç sorumu sorayım. Biliyorsunuz e-reçete dönemi başladı. Yani e-reçete dediğimiz işte doktorlar artık okunamaz. Bizim okuyamadığımız yazılar yazmıyorlar. Bu uygulamayı sektör için nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir fayda, nasıl bir şey evet. sağladı? E-reçete uygulaması Avrupa ülkelerinde yıllardır uygulanan ülkemize çok geç gelmiş bir hizmet olarak görüyoruz. Bu hizmetin gelmesinde emeğe geçen devlet büyüklerimizi ve bürokratlarımıza da teşekkür ediyoruz. E-reçete uygulamasının devreye girmesiyle gereksiz kırtasiye giderleri azaltılarak ilaç sarfiyatı ve ilaç üzerinden rant sağlayanlara engel olduk. Evet. Ve ciddi çok anlamda da ülke ekonomisine katkı sunduğunu düşünüyorum. Geç kalınmış bir uygulama. Kesinlikle geç kalınmış. Peki hemen son olarak son sorum. Sağlıkta dönüşüm kapsamında yapılan reformlar sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde büyük bir takdirle karşılandı. Bununla ilgili nedir? Ne söyleyebilirsiniz? Yani sendik olarak nasıl görüyorsunuz bu reformları? Şimdi sağlıkta dönüşümün baş mimarları olan biz sağlık çalışanlarını hekiminden tut hizmetli personeline kadar gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Ama sağlıkta dönüşümün baş mimarı olan sağlık çalışanlarımız sağlıkta bölüşümün, paylaşımın baş mağdurları olmuştur. Bunu da yetkililere buradan iletmek istiyorum. Tabii sağlıkta dönüşümle beraber SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, vatandaşın hekim seçme hakkı, eczane seçme hakkı, eskiden bir kurum hangi eczaneyle anlaşmalıysa oraya gidebiliyordunuz. Kesinlikle öyle. Aile hekimliği uygulaması, genel sağlık sigortası, ülkemizde yine geçmişte çok yaygın olan özel muayene cilik hizmetlerinin sonlandırılması tam gün yasasıyla beraber. Evet. İşte kamu hastaneler kurumunda sözleşmeli idareci uygulamasına başlanması. Tabii bunu bir yandan eleştirirken bir yandan da takdir ediyoruz. Bir mevcut iktidar göreve geliyor. Bir idareci atıyor. Evet. Atadığı idareciyi başarısız olduğunda kendi bile alamıyor. Mahkeme kararıyla geri dönüyor. Gerçekten hani liyakata göre atama yapılır. Gerçekten başarıya, performansa göre orada devam etmesi ya da ayrılması sağlanırsa bunu da son derece önemsiyoruz. Bu saydığımız maddelere kısaca değinecek olursak vatandaşımızın sağlık hizmetine ulaşımını kesinlikle kolaylaştı. Bundan önce bir kişi bir yılda sağlık kurumlarına başvurma oranı yılda 1.8 iken bugün bunun bir yılda 7'ye çıktığını görmekteyiz. Kolaylaştığı için daha rahat. Türkiye genelinde sendikamızın yaptığı bir araştırmada halkın %5'i hastanelere yılda 5-10 kez gittiğini belirtiyor. Evet. Bu durum sağlık kurumlarında artan talep ve artan iş yükü anlamına gelmektedir. Talep %265 artarken sağlık çalışanı sayısı %45 artmıştır. Biraz altında kalmış. Tabii bu programla beraber, sağlıkta dönüşüm programıyla beraber hasta memnuniyeti %40'lardan %90'lara çıktığı görülüyor. Evet. Bu da sağlık çalışanlarının Avrupa'daki meslektaşlarına göre 3 kat daha fazla çalıştığı ama onların aldığı ücretin yarısını aldığını gösteriyor bizlere. Bu kadar. Peki son olarak sendikacısınız, hak alınır mı, verilir mi? Hak kesinlikle adam olan verir, adam olmayandan da alınır diye tabir ediyorum. Biraz kabaca oldu ama ben
bizim sağlık çalışanlarının gündeminden hiç düşmeyen sağlıkta şiddetle ilgili son kapanışa dair bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle bazı medya kuruluşlarının, biliyorsunuz ki mevcut iktidarın başarılı olduğu en iyi nokta sağlık sektörüdür. Evet. Bu sağlık sektöründeki başarıyı sekteye uğratmak, çalışanlarla vatandaşı karşı karşıya getirmek adına yapmış olduğu oy kaygısıyla ya da yani işte mevcut iktidarın oyunu düşürmek anlamında sağlık sektörünü sekteye uğratmak adına yapmış olduğu bazı sağlık çalışanları ile ilgili yalan yanlış haberlerin vatandaşlarımızı sağlık çalışanlarına karşı bir ön yargı oluşturduğunu düşünüyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza ve medya mensuplarımıza lütfen başka Ersin Aslanlar ölmesin. Evet. Yalnız Allah rahmet eylesin değerli meslektaşımız Doktor Ersin Aslan'ı Allah'tan öldürmedi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gaziantep'li bir kardeşimiz. Onu öldürene insan demeye dilim varmıyor ama Ersin Aslan'la beraber binlerce de hastanın umudunu öldürdü. Ersin Aslanlar kolay yetişmiyor. Gerçekten. Onun için lütfen biraz daha sağlık çalışanlarımıza karşı sabırlı, sağduyulu ve hoşgörülü olalım diyorum. Ve Gaziantep'te yine Vali Bey başta olmak üzere, Sayın Valimiz Erdal Ata başta olmak üzere tüm Gaziantep'i yöneten siyasilere de Gaziantep sağlık sektöründe neler oluyor diye bir yerel seçimler öncesinde bir irdeleme yapmalarını da rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımıza katıldığınız sorunları aktardık. Biz sizler de çözümlerinizi sundunuz. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, görmezden gelinen, göz ardı edilen konularla konuşmak lazım. Program bugünlük bu kadar. Bahar TV ekranlarından sizlere hoşça kalın diyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bahar TV'den ayrılmayın.